Türkiye'nin gözü Aralık ayında hükümet EYT çözümü için yıl sonunu işaret etti. Aylardır kimler emekli olacak, ne kadar ücret alacak, emekli olan çalışabilecek mi? Bu sorular gündemde, bunlara yanıt aranıyor. Diğer yanda ise işverenin başka konuları var, başka meseleleri var. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol bu meseleleri dile getirdi. Kıdem tazminatı ve ek maliyetler için destek istiyor. Nasıl bir yükten bahsediyoruz ve burada işler formülü ne olabilir? Konumuzla konuşacağız. Piri Reis Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu bizimle. Merhabalar, hoş geldiniz Erhan Bey. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Bize vakit ayırdığınız için kıdem tazminatı ve ek maliyet işveren açısından gündemde dile getiriliyor. Nasıl bir yükten bahsediyoruz öncelikle? İşveren açısından bu düzenleme meclise gelecek. Bunun detaylarını anlamak da önemli işlerliği için. Devlet üstlenebilir mi bu maliyeti? İşveren neresinde duruyor, devlet neresinde duruyor? Bir maliyet kısmına bakalım beraber. Şimdi tabii bu yasanın yürürlüğe girdiğindeki son halini de dikkate almak gerekecek ama görünen o ki bu çalışma süresi ve prim ödemesini tamamlamış olanların emeklilik hakkı elde etmesinin gerçekleştiğini göreceğiz. Dolayısıyla yıl başından itibaren çok sayıda, tabii 4-5 milyon civarında bu durumda olabilen EYT'li 5 milyon olduğu söyleniyor. Bu önemli bir rakam. Hızla bazı iş yerlerinde emekliye ayrılmalar, bazı iş yerlerinde belki hani bu ayrılmak isteyenlerin işini devam ettirme ama bir kısmını da yollara ayırma gibi farklı seçenekler ortaya çıkabilir. Şimdi burada tabii en büyük yük görünen manzarada aslında kıdem tazminatı olarak işverenler tarafına kalıyor, görünüyor. Bir, bu yük var. İkincisi de tabii asgari ücret yılbaşından itibaren olması, yeni asgari ücret oranına göre belirlenecek kıdem tazminatının daha yüksek olması gibi belirsizlikler var bir tarafta. İkincisi de tabii o maliyet, maddi bir maliyet olmasa da yetişmiş iş gücünü kaybetme ya da çalışanların iş değiştirmesi nedeniyle bu anlamda rekabet gücü ya da verimlilik anlamında firmalara da bir maliyeti, etkisi olabilir bu durumun. Her ikisi de önemli. Çünkü bugün Türkiye'de iki nokta var. Bir tanesi %160'ı bulan ÜFE, üretici fiyat endeksindeki artış ve çok daha yüksek oran enerji maliyetlerindeki artış üreticileri, işletmeleri ciddi bir işletme sermayesi, yani işleri döndürmek, talepleri karşılayabilmek için bir finansman ihtiyacına sokmuş durumda. Ekonominin de yavaşladığı bir dönemde şimdi bir taraftan böyle bir ihtiyaç var, bir taraftan yeni bir yükün gelmesi ciddi sıkıntı yaratabilir. İşverenler tarafından gelen bu hani açıklamalarda bununla alakalı. Erhan Bey, bunun maliyet şu anda büyük oranda işveren tarafında. Çok pardon. Estağfurullah, sözünüzü kesmek için aslında girmedim araya ama o maliyet konusunu birlikte açabilelim diye ben bir virgül koymak istedim. Şimdi dediniz ki hem asgari, şimdi enflasyon oranı gelecek, ona göre asgari ücrette bir düzenleme beklentisi var, bunun bir maliyeti var. Bir taraftan da 5 milyon, yaklaşık 5 milyon EYT kapsamına girecek vatandaştan bahsediliyor. Bununla ilgili de bir kıdem tazminatı yükü olabilir. Nasıl bir zamanda finansmana erişim zor, nakit akışı ile ilgili sıkıntılar var böylesi bir zamanda. Burada nasıl bir formül işleyebilir? İşveren açısından nasıl bir yükle karşı karşıya kalınabilir? Yani rakamsal olarak paylaşılabilecek herhangi bir veri var mı ya da bir projeksiyon var mı? Bir de diyelim ki yüksek çıktı maliyet, yani baktık duruma, bütçelere bakıldı, böylesi bir şey var. Bu EYT kapsamında bir daralmayı beraberine getirir mi, getirmez mi? Yani çözüm belki de öyle işte. Yani bu kadar geniş planda yapamayız, daha dar bir şekilde çözmeye çalışalım gibi bir durum olabilir mi? Evet. Yani aslında tabii tüm simülasyonların yapılarak bu kanunun da netleşmesi ve açıklanması gerekiyor. Çünkü çok az da bir süre kaldığı için hani ondan sonra burada istişarelerle aslında son noktayı koymak ve işveren açısından da daha gerçekleşebilir bir tabloyla çıkmak önemli gibi gözüküyor. Elbette bir maliyet ortaya çıkacak ama çok kabaca bugünkü rakamlarla, örneğin bir iş yerinden
45-50 kişinin ayrılması durumunda 4-5 milyon liralık bir yük çıkabilir gibi gözüküyor. Ortalamada söylüyorum, herhangi bir işletme açısından. Bugünkü rakamlarla bu küçük, orta boy birçok işletme için önemli bir yük anlamına geliyor. Krediye erişimin zor olduğu bir noktada önemli bir yük anlamına geliyor. Bu çalışan sayısı, ayrılan sayısının artması ve yeni zamlarla daha da büyük rakamlara çıkabilir. Bu anlamda aslında hani bugün firmaların ihtiyaç duyduğu, yarattığı kredi 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon gibi rakamları dikkate alacak olursak önemli bir yük anlamına geliyor. Çözüm burada kademeli bir geçiş olabilir. Yani bu hakkın verilmesi ama ödeme tarafında bir kademeli geçiş olabilir. Kamunun açacağı bir krediyle işverenlere, yani kıdem tazminatından ödenmesi konusunda uzun vadeli bir krediyle bu yükü kamu üstlenebilir. Bugünkü konjonktürde değil, yani ekonominin yavaşladığı bir ortamda değil, firmaların biraz da nakit akışını ayarlayabileceği bir süreçte bu geri ödemeyi yapması belki gerçekleşebilir gibi. Ya da belki hani çalışmaya devam edenler veya tamamen emekli olanlar için düzenlemelerde bir takım farklar getirilebilir. Ya da hani ücret ayarlamaları ve bu şey işten ayrılma kararları konusunda opsiyonlar sunulabilir. Yani 6 ay 1 yıl sonra bu opsiyonu kullanmak isteyen için belki ücret zammı şimdi yüksek tutulabilir ki en azından oradaki maliyet kıdem tazminatı maliyetinin üzerinde olsun gibi. Birkaç alternatif olabilir ama biraz kademeli geçiş, öteleme, kamu tarafından da bir hani çok düşük maliyetli bir finansman sağlamak olabilir. Ama orada da genel anlamda çok sayıda kredi garanti fonları, birçok kamunun teşvik ve kredi desteklerinin olduğunu düşünecek olursak bayağı da büyük yük altına girmiş olur kamuda. Ama bir şekilde de hani sistemin yürümesi için bu opsiyonlardan birisi seçilecek herhalde.